Kur'an tercümesi. Sual: Kur'an-ı Kerim'in tercümesi, tefsiri yapılamaz mı? Cevap: Kur'an-ı Kerim'in tefsiri veya tercümesi yazılabilir ve yazılmıştır. İslam alimleri bunu yasak etmemişlerdir. Fakat bunlar Kur'an-ı Kerim'in belagatini taşıyamazlar. Muradı ilahiyi bildiremezler. Kur'an-ı Kerim'in manasını ve manalarındaki incelikleri anlamak isteyen ve belagatinin zevkini tatmak dileyen Müslümanlar, bu kitab-ı mübini kendi lisanıyla okumalı ve manasını ve zevkini bundan almak için gereken bilgileri öğrenmekten üşenmemelidirler. Shakespeare'in, Victor Hugo'nun ve Baki Efendi'nin şiirlerindeki incelikleri anlamak ve bundan zevk almak için İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerini edebiyatıyla birlikte öğrenmek gerektiği gibi, Allah kelamını ve inceliklerini anlayabilmek için de gerekli ilimleri öğrenmek elbette şarttır. Cebrail aleyhisselamın Peygamber Efendimiz'e indirdiği bu kelimelerden ve sözlerden başka, Arapça da olsa okunan şeyler Kur'an-ı Kerim okumak olmaz. Mesela cünüpken Kur'an-ı Kerim okumak haramdır, büyük günahtır fakat onları okumak haram olmaz.'' namazda okuduğunu anlamak Dinde reformcular diyor ki insanın namazda okuduğunu Rabbinden ne istediğini bilmesi gerekir. Böyle sözler ibadetlerin ne demek olduğunu anlamamış olmayı gösterir. Çünkü namazı insanın kendisi tertip etmemiştir. Namazın ve bütün ibadetlerin nasıl yapılacağını, yaparken neler okunacağını Allahü Teala sevgili peygamberine bildirmiştir. Peygamber Efendimiz de bunları öğrendiği gibi hesabına bildirmiş ve kendi de yapmıştır. Bunlarda değişiklik olmaz. Din imamlarımız bunların hepsini eshab-ı kiramdan görerek ve işiterek anlamışlar ve kitaplarına yazmışlardır. Bu derin alimler bildiriyor ki, namazda okunacak Kur'an'ın Allah kelamı olması gerekir. Vazife ancak böylece yapılmış olur. Namaz içinde okuduğunun manasını anlamak isteyenler biraz çalışarak bunların manasını da önceden kolayca öğrenebilirler. Dünya kazançları için yıllarca çalışıyor, nice bilgiler, çeşitli diller öğreniliyor da bunun için neden çalışılmasın? Namaz dışında Müslümanlar kendi dilleriyle de dua edebilirler. Namazda okudukları ayetlerin manalarını da ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenebilirler. Dinde reformcuların kitaplarından öğrenmeye kalkışanlar yanlış, bozuk, çirkin şey öğrenmiş olurlar. Emekleri boşa gider. Bazı kimseler hep kitap yazanı, tefsir yazanı veya arabi bileni alim zannediyor. Her köşe başında şeyh geçinen yüzlerce kimse vardır. Bu kimseler Müslümanları şaşırtmış, katı tariki ilahi olmuşlardır. Yani ehli sünnet yolunu bozan yol kesiciler vardır. Alimler çok azalmıştır. İslam alimlerinin en büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri 400 yıl önce buyurdu ki: İslam alimleri bugün garip oldu, azaldı. Şimdiki tarikatçıların yoluna bidat karıştığı ve bu yol bozulduğu için Resulullah'ın sünnetine sarılmış olan büyük alimleri bu millet tanımaz oldu. Bu bilgisiz kimseler milletin kalbini bu bid'atlerle kazanmaya çalıştılar. Böyle yapmakla dini yayacaklarını, hatta İslamiyeti olgunlaştıracaklarını sandılar. Haşa öyle değildir. Bunlar dini yıkmaya çalışıyorlar. Allahü Teala bunları doğru yola kavuştursun. Şimdi büyük alimlerden pek az kalmıştır. İslamiyeti sevenlerin, bu alimlerin talebelerine yardım etmeleri, onların yolunda gitmeleri gerekir. Hadis-i şeriflerde, kıyamete yakın ilim azalır, cehalet artar. İlmin azalması, alimlerin azalmasıyla olur. Cahil din adamları, kendi görüşleriyle fetva vererek fitne çıkarırlar. İnsanları doğru yoldan sapıtırlar. Ve her asır, önceki asırdan daha bozuk olur. Böylece kıyamete kadar hep bozulur buyuruldu. İnsanların en iyileri olan alimlerin yazdıkları kitapları beğenmeyip, bozuk asırdaki bozuk adamlara ve onların bozuk kitaplarına aldanmaktan sakınmalıdır. İmamı Malik hazretleri buyurdu ki: Fıkıh öğrenmeyip tasavvufla uğraşan dinden çıkar, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan bidat ehli, yani sapık olur. Her ikisine kavuşan hakikate varır. Farzı ayin olan fıkıh kitaplarını okumayıp tefsir okumak caiz değildir. Zaten bizim gibi mukallitlerin tefsirden fıkıh bilgisi öğrenmesi imkansızdır. Cehenneme gidecekleri bildirilen 72 fırkanın alimleri tefsirlerden yanlış mana anladıkları için sapıttılar. Alimler sapıtınca bizim gibi cahillerin tefsirden ne anlayabileceğimizi düşünmeliyiz doğru yazılmış tefsirleri okuyanlar böyle felakete düşerse, dinde reformcuların tefsirlerini okuyan acaba ne olur? Dört işlemi bilmeden yüksek matematiği öğrenmek imkansızdır. Bunun gibi akaid, fıkıh ve diğer lüzumlu ilimleri bilmeden tefsir okuyan elbette sapıtır. Fıkıh ilmini öğrenmeden tefsirle vakit geçirmek doğru değildir. Çünkü tefsirle vaaz kısa öğrenilir. Fıkıhla Helal haram öğrenilir. Tefsir okumak emrolunmadı. Fıkıh okumaksa emrolundu. Tercümesine Kur'an denilmez. Sual. Televizyonlarda, barlarda Beethoven'ın dokuzuncu senfonisini, Mozart'ın Figaro'sunu ve Molière'in şiirlerini niçin Almanca, İtalyanca, Fransızca söylüyorlar veya dinliyorlar da? Bu yabancı dildir. Türkçe öğrenmek gerekir diyerek bu senfonileri Türkçeye tercüme etmiyorlar. Fakat Kur'an tercümesine nasıl olup da Kur'an diyebiliyorlar? Cevap. Çünkü Türkçeye tam çevrilemeyeceğini biliyorlar. Türkçelerine Beethoven'ın veya Chopin'in eseri denilemiyor. Bir şiirin tercümesi bile şiirin aslı değildir. O halde Kur'an-ı Kerim'in tercümesine hiç Kur'an denebilir mi? Shakespeare'in, Victor Hugo'nun ve Baki Efendi'nin şiirlerindeki incelikleri anlamak ve bundan zevk almak için İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerini edebiyatıyla birlikte öğrenmek gerektiği gibi, Allah kelamının belagatini ve inceliklerini anlayabilmek için de gerekli ilimleri öğrenmeden bunları anlamaya kalkışmak çok yanlıştır. Anlamadan Kur'an okumak Sual Anlamadan Kur'an okumak, dinlemek, ve hafız olmak için ezberlemek faydasızdır. Kur'an yerine meal okumalı diyenler çıkıyor. Doğru mu? Cevap Kur'an-ı Kerim'i, lisanı Arabi olanlar bile anlayamaz. Hatta evliyanın ve ulemanın en büyükleri olan eshab-ı kiram bile, ayetlerin manalarını Resulullah Efendimiz'e sual ederlerdi. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Kur'an-ı Kerim, Allah'ın metin, sağlam ipidir manalarının hepsi anlaşılmaz. Çok okumak ve dinlemekle eskimez. Kur'an-ı Kerim'in çok veciz olup bitmez tükenmez manalarının bulunduğu, bütün manaları bildirilse bile yazmak için kağıt ve mürekkep bulunamayacağı bizzat Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Mealen buyuruluyor ki, de ki, Rabbimin ilmini, hikmetini bildiren, hayrete düşüren sözleri için denizler mürekkep olsa, bir o kadar daha deniz ilave edilse, denizler tükenir, Rabbimin sözleri tükenmez. Keyf Suresi 109. Ayeti Her Arapça bilenin, Kur'an-ı Kerim'i anlayacağını zannedenin büyük hata içinde olduğu, yukarıdaki ayeti kerime ve hadisi şeriften anlaşılmaktadır.